Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi de köklü sayıların derecesiyle nasıl oynayacağız, keyfimize göre nasıl bunlara e, değişiklik yapabileceğiz, bunu göreceğiz. Şimdi arkadaşlar, mesela burada tamam harfli olarak ifade etmiş. Genelde öğrenciler bunları çok umursamıyorlar. Hocam bana sayısal değerler ver. Tamam verelim arkadaşlar. Mesela bahsedelim kök içerisinde kök içerisinde 36 diyelim tamam mı arkadaşlar ben bunun dereceleriyle istediğim gibi oynayabilirim bakın bunun eşiti aslında kök içerisinde 6'nın karesidir doğru mu sonra arkadaşlar burada yazmasa da gizli bir 1 var ben bu iki sayıyı aynı sayıyla çarpıp bölebilirim tamam mı arkadaşlar mesela ikisini de 5 ile genişletsem 10. dereceden kök içerisinde 6 üzeri 10 olur. Tamam mı? İkisini de 7 ile genişletsem 14. dereceden kök içerisinde altı üzeri 14 olur arkadaşlar. İşte bunları yapabiliyorum ben. Mesela başka örnekler verelim. İşte 4. dereceden dördüncü dereceden 2 üzeri 5 deseydik arkadaşlar, tamam mı? Şimdi ben bu ikisine aynı işlemi yapabiliyorum. Mesela ikisini de 2 ile çarpsam 8. dereceden kök içerisinde iki üzeri 10 diyebilirim arkadaşlar. Tamam hep çarpıyoruz biraz da bölelim. Mesela 24. dereceden kök içerisinde 2 üzeri 36 deseydi arkadaşlar. Ben istediğim sayıya bölebilirim. Yalnız ikisini de bölmem lazım arkadaşlar. Mesela ben ikisini de 3'e bölsem 8. dereceden kök içerisinde 2 üzeri 12. Bakın bu iki sayı birbirine eşit arkadaşlar. Tamam? Bunları yapabiliyoruz. Mesela ikisini de 6'ya bölseydim 4. dereceden kök içerisinde 2 üzeri 6 diyebilirdik. Hatta daha da yapalım. 12'ye bölelim. 2. dereceden yazmaya gerek yok. Kök içerisinde 2 üzeri 3 bakın. Hatta bunu da arkadaşlar şöyle 2 üzeri 3 aslında işte 4 çarpı 2'dir değil mi? E bu 4 dışarıya çıkar. Dolayısıyla 2 kök 2 olarak kalır bakın. Şu an yazdığım bakın 6 tane şey yazdım. Bu 6 ifadenin hepsi de birbirine eşit arkadaşlar. Yani ben burada kuvvetlerle istediğim gibi genişletip daraltma yapabiliyorum arkadaşlar. Hocam bu neden? İle birazdan arkadaşlar köklü sayılarda toplamayı, pardon çarpmayı ve bölmeyi göreceğiz. Çarpma ve bölme yapabilmek için köklü sayıların derecelerinin eşit olması lazım. Evet aşağıda verilen denklemlerdeki x değerlerini bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Şu ikisini de 4'e bölelim. Bakın bunu 4'e bölersem 3, bunu 4'e bölersem 2. Dolayısıyla bakın ne güzel oldu. 3. dereceden kök x, eşitmiş 3. dereceden kök 2'nin karesi yani 4. E direkt çıktı. x eşittir 4 oldu. Doğru mu? Pekala. Bakın 15. dereceden x ama bu 5. derecenin 3. Dolayısıyla ben bunu eşitlemek için bakın şunun 3'ün aslında kuvveti yazmasa da 1 değil mi? Ben bunun derecelerini 3 ile genişletsem. 15. dereceden 3 üzeri 3 eşittir 15. dereceden kök x. Ne oldu? x eşittir 3 üzeri 3. Yani x eşittir 27 oldu arkadaşlar. Devam. Aşağıda verilen abc değerlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Hatırlarsanız arkadaşlar rasyonel sayılarda üstü sayılarda hepsinde sıralama işlemi yaptık. Sıralama işlemi yaparken genellikle ne yaptık arkadaşlar? Bir şekilde bir yerleri eşitlemeye çalıştık. İşte rasyonel sayılarda payı paydayı, üstü sayılarda kuvveti veya 6 eşitlemeye çalıştık. Bunlarda da arkadaşlar eşitleyebildiğimiz müddetçe eşitleyeceğiz. Kıyaslamalar bu şekilde yapılacak. Bak 6, 3, 4 dereceleri eşitleyebilirim. Doğru mu arkadaşlar? Ben şunun derecelerini 2 ile şunun derecelerini 4 ile şunun derecelerini de 3 ile eşitlersem. Şu A ifadesi arkadaşlar aslında 6. dereceden 5 üzeri 1'dir. Doğru mu? Ben bunların ikisini de 2 ile genişleteceğim. 12. dereceden 5'in karesi olur. Yani 25 olur. Güzel. Bu bir. İkincisi A yazalım altına. İkisini de 4 ile genişleteceğim. Bakın 3. dereceden aslında 2 üzeri 1 de değil mi bu? İkisini de bak 4 ile genişletiyorum. 12. dereceden 2 üzeri 4 yani 16 yapar arkadaşlar. Bu da B sayısıydı. Şimdi C sayısındayız. İkisini de 3 ile genişleteceğim. 12. dereceden 3 üzeri 3 yani 27. Bak. Dereceleri aynı. E klasik artık o zaman sıralamak için neler lazım bana? İçler lazım. İçlerinde en büyük olan hangisi arkadaşlar? 27. Dolayısıyla C büyüktür. A'dan o da büyüktür. B'den diyebiliriz. Hemen diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Dikkat ederseniz ben bunların derecelerini eşitleyebilirim. Ama ama dikkat edin kaç kaçta eşitleyebiliyorum? 60'ta. Bunu 20 ile bunu 15 ile bunu da 12 ile genişleteceğim ki eşitleyeyim. Yani amelelik arkadaşlar. Buna giremeyiz biz. Dolayısıyla ne yapacağız? Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Altları eşitlemeye çalışacağız. Bakın bu dikkat edin. Üçüncü dereceden 2'nin karesidir. Doğru mu? Ee, bu da bu da dördüncü dereceden 2'nin küpüdür. Diğeri de arkadaşlar 5. dereceden 2 üzeri 4'tür. Şimdi bunu üstlü sayıya çevirirsek 2 üzeri 2 bölü 3 Diğeri 2 üzeri 3 bölü 4. Ne yapıyorduk? Bunu buna bölüyorduk. Sonra diğeri de 2 üzeri 4 bölü 5 arkadaşlar. E bakıyoruz. Altları eşit. Artık bu sayıların sıralaması tamamen üstleriyle alakalı arkadaşlar. Bakın 4 bölü 5 nedir? Virgüllü sayı olarak 0,8 3 bölü 4 nedir? 0,75 2 bölü 3 nedir? 0,66 66 virgüllü sayılarda sıralamaya göre z sayısı en büyük oluyor. Sonra ne? y sayısı daha sonra da x sayısı arkadaşlar. Evet sıralamamız bu şekilde olacak. Bakın üstünü eşitlemiyorsak altını altını eşitlemiyorsak kenarını köşesini bir şekilde bir yere eşitleyip sıralamayı o şekilde yapacağız arkadaşlar. Devam. Köklü sayılarda çarpma ve bölme. İşte bu dereceleri eşitleme hususunu arkadaşlar burada çok kullanacağız bakın. Neden? Çünkü derecesi eşit olmayan sayıları biz çarpıp bölemiyoruz veya da dereceyi eşitlemek gerekiyor. Tamam mı? Dereceyi eşitlerseniz bu işi yapabilirsiniz. Zaten az önce biz bunu bu yüzden de öğrendik. Dereceyi eşitlemek için. Pekala ne diyor? Dereceler eşitse siz bunu diyor tek kökte yazar kurtulursunuz diyor. Bitti bu kadar arkadaşlar. Yapacak başka hiçbir şey yok. Yani mesela ikinci dereceden kök 5 ile ikinci dereceden kök 20. Bunların ikisinin de derecesi 2. Iki. Dolayısıyla ikinci dereceden 5 çarpı 20 deriz. O da 100'dür. 100'de dışarıya 10 diye çıkar. Kurtulur gideriz arkadaşlar. Tamam. Pekala. Bölmeyi nasıl yapıyoruz? İşte ikinci dereceden kök 32 bölü ikinci dereceden kök 8 deseydi. Ne oluyordu arkadaşlar? Tek kökü alıyoruz. 32 bölü 8 diyoruz. Ne oldu o da? Tek kök 4 ve sonuçta 2 oldu cevap arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar kolay bak. Dereceleri eşitse sıkıntı yok zaten. Peki dereceleri eşit değilse ne yapacağız arkadaşlar? Az önce derece eşitlemeyi öğrendik. Dereceleri eşitleyip yine de çarpacağız veya böleceğiz. Bakın. ikinci dereceden kök 3 üç, çarpı 3. dereceden kök 2. Mesela biz bu sayıları bu halleriyle çarpamayız. Ama şu sayıyı 6. dereceye çevirirsek 6. dereceden Kök içerisinde 3'ün küpü çarpı şunu 6. dereceye çevirirsek 6. dereceden kök içerisinde 2'nin karesi. Doğru mu arkadaşlar? E, i̇kisi de 6. derecede ise 6. dereceden 27 çarpı 4, 108 olur. Bakın bu kadar arkadaşlar. Dereceyi eşitleyip yine de yapacağınızı yapıyorsunuz. Hepsi bu. Başka bir örnek verelim arkadaşlar. Kafanız karışmış olabilir. İyice anlayalım bu hususu. Mesela 4. dereceden kök 5 çarpı 2. dereceden kök 4 olsun. Şimdi bunların bakın dereceleri aynı değil. Ama eşitleyebiliyoruz. Bakın bu 2'yi ben 2 ile genişletirsem dereceyi 4 ile eşitleyebiliyorum. Bu zaten 4. dereceden kök 5. Diğeri de 4. dereceden kök 4'ün karesi. Bak bunun da karesini alıyorum. Bunu genişletiyorsam bunu da genişleteceğim. Ne oldu? 16 oldu. E 5 kere 16 80. Yani 4. dereceden kök 80. Hepsi bu arkadaşlar. Tamam mı? Peki bir de bölme yapalım. Mesela 12. dereceden kök 36 bölü bölü 2. dereceden 2. dereceden kök 2. Tamam mı? Bunları eşitlememiz lazım dereceleri. Öncelikle direkt şunu 6 ile genişletmek yerine arkadaşlar yukarının derecesini biraz küçültelim bakın. Mesela şu aslında 6'nın karesidir. Ben hem bunu hem bunu 2 ile daraltabiliyorum. Yani 6. dereceden kök 6 olur arkadaşlar. Dolayısıyla 6. dereceden kök 6 bölü 2. dereceden kök 2. E şimdi derece eşitlemek lazım. 3 ile genişletirsek 6. dereceden kök 6 altı bölü 6. dereceden 2'nin küpü 8. Ne oldu arkadaşlar? Artık tek payda da pardon tek kökte yazabiliyorum. 6. dereceden 6 bölü 8 oldu. Bu da 3 bölü 4 demek. Yani 6. dereceden 3 bölü 4 oldu arkadaşlar. Evet Umarım ne yapmaya çalıştığımız anlaşılmıştır. Devam edelim. Bakalım sorulara geçelim. İşlemlerinin sonuçlarını bulunuz demiş. Bakın derecelere bakıyorum. İkisinin derecesi de 2. Dolayısıyla yapacak hiçbir şey yok. Hemen çarpıyoruz. 2 kere 8 16. Tamam. 16 da dışarıya 4 diye çıkar zaten. Pekala. İkisinin de dereceleri aynı. Dolayısıyla 49 pardon pardon 98 bölü 2 ne oldu arkadaşlar? Bu da 49 oldu. 7 olarak dışarı çıktı. Şimdi bakıyorum ikisinin de dereceleri 2. Ama dikkat edin ben içerideki ifadeler için konuşuyorum. Bunu ve bunu çarpacağım. Tek kökü aldık arkadaşlar. İkinci dereceden kökü aldık. 4 eksi kökü 3 birincisi çarpı 4 artı kök 3 ikincisi. E bu size bir şeyi hatırlatmıştır arkadaşlar. 2 kare farkı. E 4'ün karesi 16 kök 3'ün karesi de bakın şunu unutmayın. Bir sayıyı bir sayıyı zaten eşitlerin konusunda göreceğiz de kendisinin aynısıyla çarpmak köklü ifadeleri de ikinci derece kökte kök x'i yani x'i dışarıya çıkarmak manasına gelir. Dolayısıyla kök 3 ile kök 3'ü çarparsam kök 9 yani 3 diye dışarı çıkar. Bu da 16'dan 3 çıkartırsam 13 yani kök içerisinde 13 oldu arkadaşlar. Dereceler eşit. Devam. Pekala. Şimdi öncelikle arkadaşlar biraz toplama çıkarma en son olarak bölme yapacağız. Şöyle yapamıyorsunuz bakın bunu. Şöyle yapamıyorsunuz. Direkt bak derece derece hemen hop 0,48-0,27 bölü 1,47 bunu diyemiyorsunuz. Ha? Böyle bir hataya düşmeyin bak. Önce şunu yapacaksınız. Tamam mı? Hani e, giriş videolarında sadeleştirme hususu nasıl yapılır? Ondan bahsetmiştik. Önce burayı tek terime düşüreceksiniz. Ondan sonra. Pekala. 48 arkadaşlar. 0,48. 48 bölü 100'dür. Eksi burası da 27 bölü 100'dür. Ama kök içerisinde doğru mu? Güzel. Şimdi arkadaşlar. 48 de 16 çarpı 3 bölü 100. işte eksi. Bu da 9 çarpı 3 bölü 100. Doğru mu arkadaşlar? Tamam. Şimdi... 16 dışarıya 4 diye çıkar. 100 dışarıya 10 diye çıkar. 4 bölü 10 kök 3. Eksi 9 dışarıya 3 diye çıkar. 10 dışarıya pardon 100 dışarıya 10 diye çıkar. 3 bölü 10 kök 3 oldu. Artık köklerin ortak çarpanını alabilirim. Yani kök 3 parantezinde 4 bölü 10 eksi 3 bölü 10. Ne oldu arkadaşlar? 1 oldu. Yani kök 3 bölü 10 oldu. Yukarısı kök 3 bölü 10'muş. Silelim. Bu işlemleri silelim arkadaşlar. Yerimiz kalmadı. Yukarısı neydi unuttum. Galiba kök 3 bölü 10'du. Aşağıya geçtik. Aşağısı da 147 bölü 147 bölü 100'dür değil mi arkadaşlar? Pekala 147 nasıl dışarıya çıkacak? Dikkat ederseniz arkadaşlar 149 pardon 147 49 çarpı 3 bölü 100'dür değil mi arkadaşlar? 49 dışarıya 7 diye çıkar. 100 dışarıya 10 diye çıkar ve 7 kök 3 bölü 10 olur. Şimdi klasik rasyonel sayılarda çarpma. Tabi bu ifadeler rasyonel sayı olmuyor aslında arkadaşlar. Çünkü rasyonel sayı için bunların da tam sayı olması lazım. Hatırlatmış olalım. Pekala birinciyi aynen yazdık. Kök 3 bölü 10 çarpı ikinciyi ters çevirip çarpıyoruz. 10 bölü 7 kök 3. Onlar birbirine götürdü. Kök 3'ler birbirine götürdü. 1 bölü 7 oldu arkadaşlar. Devam edelim. Evet ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız yine matematiğe giriş videolarında biz size şunu göstermiştik. A artı B'nin karesi ifadesi ne demekte? Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi diye göstermiştik. Şimdi bunu niye hatırlatıyoruz? Bakın şurada bir tam kare görmemiz lazım. Şu ifadeyi, şu ifadeyi ben şöyle yazarsam. X kare artı 6x artı 9 artı 2. Bak en sonda 11 var ya arkadaşlar. Ben bunu 9 artı 2 diye yazdım. Şu kısım şu kısım bir şeyin tam karesi. Neyin tam karesi? X artı 3'ün tam karesi artı bir de burada 2 var. Güzel. Şimdi arkadaşlar artık x'i yerine yazarsak kök 13 eksi 3 bu x artı 3 bu da buradaki 3 bunların karesi artı 2. E bu bunu götürdü kök 13'ün karesi. İkinci dereceden köklü bir sayının karesini almak aslında kökten kurtarmaktır. Dolayısıyla 13 artı 2 eşittir. 15 olur cevabımız. Devam. Evet A'yı vermiş B'yi vermiş A çarpı B'yi istemiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle bunları böyle büyük şekilde bırakmayalım. Şu 12 ifadesi aslında 4 çarpı 3'tür. Bu 8 ifadesi de aslında 4 çarpı 2'dir. Dolayısıyla 4'ler dışarıya çıkar. Yani bu ifade eşittir. 2 kök 3 eksi 2 kök 2'dir diyebiliriz. Tamam mı? 12, 12 ifadesi buna eşit. 8 ifadesi de buna eşitmiş arkadaşlar. Değil mi? Tamam. Şimdi aynısını şunun için yapalım. 27, 9 kere 3'tür. 3 kök 3 Artı bu da 9 kere 2'dir. 3 kök 2. Şimdi yukarıyı 2 parantezine alırsam kök 3 eksi kök 2. Aşağıyı 3 parantezine alırsam kök 3 artı kök 2. Şimdi bizden a çarpı b'yi istiyor. Yani 2 parantezinde kök 3 eksi kök 2 çarpı 3 parantezinde kök 3 artı kök 2. Arkadaşlar klasik bunlarda da sayıyla sayı çarpacağız. Önce 2 kere 3 6 çarpı. Bununla da bunu çarpacağız. Dikkat ederseniz burada ne var? 2 kare farkı. Aynı ifadenin bir eksilisi bir artılısı. Dolayısıyla arkadaşlar kök 3'ün karesi eksi kök 2'nin karesi demek bu. E kök 3'ün karesi 3'tür. Kök 2'nin karesi de 2'dir. 3 eksi 2 1'dir arkadaşlar. Şöyle gülen bir surat gibi olsun adı 1'dir. Dolayısıyla 6 kere 1 6 olur. Cevabımız devam. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz. Bakın dereceler aynı değil. Bunu dümdüz çarpamıyoruz. Dereceleri eşitleyeceğiz. Aynı örneği vermiştik galiba da yine de çözelim. Şimdi bunu 2 ile eşitleyeceğiz. 6. dereceden 2'nin karesi nedir? 4. Tamam çarpı bunu da 3 ile eşitleyeceğiz. 6. dereceden 3'ün küpü nedir? 27. 27 kere 4 108 eder. 6. dereceden 108 olur arkadaşlar. Evet iyice hatırladım. Çözmüştük bu soruyu. Şimdi bakın ne yapacağız? Bölme yapacağız. Ama derecelere bakıyoruz. Eşit değil. Dolayısıyla eşitleyeceğiz. Burada 2 yazıyordu. Ben bunu 3 ile tabi 3. kuvvetini almıyorum. Bak dereceleri 3 ile genişletiyorum. Bunu da 2 ile genişleteceğim derecelerini. Şimdi arkadaşlar ben bunu 3 ile genişletsem 3 kere 2 6. dereceden 2'nin e, küpüdür. Bu 2 üzeri 9 olur. Değil mi? bölü. Bunu da 2 ile genişletecektim. 6. dereceden 2'nin karesi oldu. Artık tek kökte yazabiliyorum. 6. dereceden 2 üzeri 9 bölü 2'nin karesi. Yani 6. dereceden 2 üzeri hani üstlü sayılarda hatırlarsanız 2 üzeri 9 eksi 2 diyorduk. 7 oluyor. Tamam. Bunu böyle bırakmayalım arkadaşlar. Neden? Çünkü şu 2 üzeri 7 6. dereceden 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 1 diye yazarsak bakın bu dışarıya çıkar. Çünkü derecesi 6'nın katı dışarıya 2 diye çıktı. Sonra 6. dereceden kök 2 olarak o da içeride kaldı. Devam. Evet işleminin sonucu kaçtır demiş arkadaşlar. Pekala pekala ne yapsak mecburen dereceleri eşitleyeceğiz. Bölme yapacaksak dereceleri eşitlemek gerek. Malum arkadaşlar 6 3'ün katıdır. Dolayısıyla aşağıya 6 ile eşitlersek bizim meselemiz bitmiş olacak. Yukarısı tamam. 6. dereceden 4 eksi 2 kök 3. Pekala aşağıda iki tarafında karesini alacağız. Yani bunu 2 ile genişleteceğiz. 6 olacak. Bunun da karesini alacağız. Kök 3 eksi 1'in karesini alırsak arkadaşlar. Karesi eşittir. Birincinin karesi kök 3'ün karesi 3. Eksi 2 çarpı kök 3 çarpı 1 artı ikincinin karesi 1. Ne oldu arkadaşlar? 3 1 daha 4. 4 eksi 2 kök 3 oldu. Bakın aynı ifadeyi bulduk. Bölü 6. dereceden 4 eksi 2 kök 3. E ne olacak arkadaşlar? 2 tane aynı sayının birbirine bölümü 1 bir olacak. Devam. Olduğuna göre x kaçtır diyor arkadaşlar. Önce dereceleri eşitleyeceğiz. Ne? Şunu 5 ile 5. kuvveti almıyorsa dereceleri 5 ile 5 ile genişletiyoruz. Şunu 3 ile. Ne olur? 15. dereceden 2 üzeri 5 çarpı çarpı 15. dereceden 3 üzeri 3. 2 üzeri 5 nedir arkadaşlar? 32 çarpı 3 üzeri 3 nedir? 27 olur arkadaşlar. 15. dereceden bu eşittir 15. dereceden x'e. E dolayısıyla 15'ler aynıysa demek ki içlerinde aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Yani 32 ile 27'yi çarpmaya da gerek yok. İşte bunların çarpımı sonuçta arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir kenarı 3 kök 3 santim olan karesel bölgeden kenar uzunlukları 3 kök 2 ve kök 2 olan dikdörtgensel bölge çıkarılıyor. E buna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi arkadaşlar şimdi karenin alanı nedir? Şu karenin alanı bir kenarın karesidir. Yani 3 üç kök 3'ün karesidir. Bundan beyaz bölgenin alanını çıkartacağız arkadaşlar. Şu bölgeyi çıkartacağız. Eksi 3 kök 2 çarpı kök 2. Yani dik dörtgenin alanı dik kenarlar çarpımıdır. Bu ne yapacak arkadaşlar? 27 olacak. Dikkat edin bakın. Üstü sayılarda öğrendik aslında. Bu 2, bu 2. Hem bunun hem bunun. 3'ün karesi 9. Kök 3'ün karesi 3. 3 kere 9, 27 oldu. Eksi... Kök 2 ile kök 2'yi çarparsak kökten kurtulur. 2 olur. 3 kere 2 6. 27 eksi 6 eşittir. 21 olur cevabımız. Devam ediyoruz. Uzunluğu tam sayı olmayan bir odun parçasının uzunluğunun en büyük tam sayı olması için bir kısmının kesilip atılması işlemine tamlama denir. Buna göre odun parçalarına ayrı ayrı tamlama işlemi yapıldığında oluşan odun parçalarının toplam uzunluğu kaç metre olur diyor. Şimdi arkadaşlar bunları kökün içerisine tekrar alalım. Tamam bir kısmı dışarı çıkmış ya. 2 kök 5. 2'yi içeriye nasıl alacağız bakın. Hem öğrenmiş olalım. Çünkü her şeyi formül olarak verirsek arkadaşlar iyice korkuyorsunuz. Bu kadar formülü nasıl ezberleyeceğim? Formül değil arkadaşlar. Hani dışarıya çıkarken kuvveti sadeleştiriyorsak içeriye çık içeriye girerken de karesini alacağız. Bak ikinci dereceden köke giriyorsa biz bunun karesini alacağız. E 2'nin karesi 4. 4 kere 5 oldu bu. Yani arkadaşlar 4 kere 5 de 20. Bu ne? Pembe kalas. Evet pembe ile kalası bir arada bulundurduk. Tamam. Şimdi 3'ü içeri alacağız. Yalnız 3. derece kökü alıyoruz. 3. dereceden kuvveti alacağız. 3'ün küpü 27. İçeride bir 3 daha var. 3. dereceden 81 olacak. Bu da turuncu kalas arkadaşlar. Tamam. 5'i içeri alacağız. 25 kere 7. 175 eder arkadaşlar. Kök içerisinde 175. Bu da yeşil arkadaşlar. Yeşil. Evet. Tamam. Şimdi diyor ki bunları diyor bir kısmını işte mesela şöyle bir kalas var elimizde. Bu işte kök 20 diyelim. Kök 20 diyelim. Bunun bir kısmını kesince tam sayı oluyor. Köklü sayılardan bundan küçük olan çünkü keseceğim ben eklemeyeceğim. Tam sayı ne var? Kök 16 var arkadaşlar. O da 4 santim değil mi? Evet santim diyor değil mi? Metre mi? Neyse işte. 4 birim artık. Tamam. Bu bir. İkincisi 81. Dikkat edin 81'den küçük. Üçüncü derece olarak 64 var arkadaşlar. Küp kök 64 dışarıya 4 diye çıkar. Artı 4 tamam. Sonra da 175. 175'e en yakın ikinci derecede 169 var. Bu da 13 diye dışarıya çıkar. Artı 13 dersek 8. 13 daha 21 olur cevabımız.